Merhabalar. Simila Abaküs programında domino taşlarının devrilme durumunu eksplisit analiz olarak gerçekleştireceğiz. Burada yapacağımız analizde kırmızı olarak gözüken domino taşları ABS malzemesi tanımlayacağız. Zemin kısmı ile hareketi sağlayacak olan yeşil parça rigid olarak kabul edeceğiz. Birimlerden çok kısa bahsetmek istiyorum. Burada SI birim sistemini kullanacağız. Uzunluk milimetre, kuvvet Newton, kütle ton, zaman saniye, stres gerilme megapaskal cinsinden girişler yapacağız. Abaküs programında nümerik değerlerin girişi yapılır. Birim sistemini kullanıcının takip etmesi gerekmektedir. Yapacağımız analizde domino taşları ABS plastik malzemesi tanımlanacaktır. Yoğunluk ton bölü milimetre küp olacak şekilde 1.15 E üzeri 9. Yank modülü ise 2000 megapaskal, Poisson oranı 0.39 olarak tanımı gerçekleştireceğiz. Yapacağımız analizde beklenilen davranış şu şekildedir. Bu analizin nasıl yapıldığını Abaküs programı üzerinde birlikte inceleyelim. SolidWorks programında modellenen tasarımımızı Abaküs programı içerisine aktarımını gerçekleştirdik. Modül kısmından parta tıklıyorum. Burada 3 tane parçamız var. Hareket, zemin, domino taşları. Hareket ve zemini rigid olarak, yani deformasyon olmayacak şekilde ayarlayacağız. Harekete tıklıyorum. Parçalar kısmından harekete gelip sağ tıklıyorum, editliyorum. Burada rigid olarak ayarladıktan sonra tamama tıklıyorum. Model rigid yapıldıktan sonra montaja geçmeden katıdan shell eleman dönüşümünün yapılması gerekiyor. Modelin tamamını seçip shell elemana dönüşümünü sağladık. Part kısmından zemini seçiyorum. Zemine sağ tıklıyorum ve editliyorum. Burada zemini rigid olarak tanımladıktan sonra tamama tıklayıp bu pencereyi kapatıyorum. Burada zemin SolidWorks programında yüzey olarak modellendiği için solidten shell elemana dönüşme işleminin yapılmasına gerek yoktur. Domino taşları deforme edilebilir şekilde olacak. Part kısmından property kısmına geçiş yapıyorum. Zemin ve hareket edecek kısımlar rigid olarak tanımlandığı için bunlara herhangi bir şekilde malzeme tanımını gerçekleştirmeyeceğiz. Sadece domino taşlarına ABS malzeme tanımını gerçekleştireceğiz. Malzeme kütüphanemde daha önceden eklemiş olduğum ABS malzeme özelliğim yer almakta. Burada tek tıkla daha önceden kullanmış olduğum malzemeyi modele ekleyebiliyoruz. Sunumda yer alan yoğunluk ve yank modülü özelliklerini görebilirsiniz. Burada section tanımlaması gerçekleştireceğiz. Model ile malzemenin birleşimini sağlamak için tamamını seçip buradaki domino modelini az önce tanımlamış olduğumuz section ile tanımını yaparak malzemenin ABS olacak şekilde ayarlama işlemini gerçekleştirdik. Section tanımlaması ile alakalı detaylı bilgi edinmek için blog.tekyaz.com adresi üzerinde Abaküs sekmesinde bu konu ile ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Property kısmından montaj kısmına gelelim. Montaj kısmında herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Tüm ayarlamaları SolidWorks programı üzerinde gerçekleştirmiştik. Buradan step kısmına geçiş yapacağız. Yeni bir step oluşturacağız. Dynamic Explicit'i seçiyorum. Toplam süre 4 saniye. Burada Mass Scale'lik yöntemini uygulayacağız. Analizin daha hızlı çözümlenmesi için.
Tamam'a tıklayıp bu pencereyi kapatıyorum. Step kısmından Interaction kısmına geçiş yapıyorum. Burada sürtünme kas sayısını tanımını gerçekleştireceğiz. Prop oluşturmamız gerekiyor. Mekanik kısmından Tangent Behavior'ı seçip burada sürtünme kas sayısı 0,3 olacak şekilde ayarını yapıp normal behavior'ı seçim yaparak tamama tıklayıp bu sekmeyi kapatacağız. Burada da yine blog.tekyaz.com üzerinde bu konularla ilgili ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz. Burada normal behavior'ı default olarak ayarladık. Ancak içerisinde penalty ve direct formülasyonlar var. Bu formülasyonların içerikleri makale içerisinde yer almaktadır. Bu özelliği default seçenekte bırakıp tamama tıklayarak bu pencereyi kapatıyorum. Kontak olarak general kontak tanımlamasını gerçekleştireceğiz. Burada bu modelin tamamını içeri alacak şekilde bir küme olarak düşünebilirsiniz. Bir kutu olarak düşünebilirsiniz ve bu kutu içerisinde yer alan tüm parçaların birbirleriyle olan temasını otomatik olarak Simile Abaküs programı hesaplamaktadır. Tek tek kontak vermek yerine bu özellik bu tarz problemlerde ön plana çıkmaktadır. Bizlere kolaylık sağlamaktadır. General kontağı seçip devama tıklıyorum. Burada az önce tanımlamış olduğumuz sürtünme kas sayısı ile ilgili olan değeri seçerek tamama tıklıyorum. Etkileşim bölümünde vereceğimiz özellikler bu kadar. Yükleme kısmına geçiyorum. Load kısmında bizim dikkat edeceğimiz kısım zemin parçasına ankastre tanımını gerçekleştireceğiz. Hareket eden parçaya da burada belli bir yer değiştirme vererek X yönünde hareket yapıyor. Şöyle bakabilirsiniz. X yönünde bir hareket vererek taşların yıkılmasını sağlayacağız. Burada part kısmına geçiş yapıyorum. Jit parçaların kontrol edebilmemiz için referans noktalarının olması gerekir. Referans pointlerinin olması gerekir. Burada referans point tanımlamasını yapabilmek adına bizlere kolaylık sağlaması açısından iki noktayı seçerek köşe noktaların birleşiminde orta noktayı elde etmiş olduk. Tools kısmından referans point'e tıklayıp orta noktayı seçimimizi tamamladık. Burada referans point tanımlaması gerçekleşti. Benzer işlemi zemin için de yapacağız. Burada herhangi bir noktayı seçerek referans tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Tools kısmından referans point'e tıklayarak tanımamızı gerçekleştirdik. Rigid parçalarınız projelerde varsa eğer bunların hareketini, dönme, öteleme hareketlerini tanımlamak için bir referans point noktasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kısım önemli. Yükleme kısmına geri dönüyorum. Zemin kısmını ankastre yapacağım. Yani herhangi bir şekilde zeminim hem ötelemelere hem de dönmelere karşı hareketi olmayacak. Referans noktasına seçim yapıyorum. Tamama tıklıyorum. Burada en altta U1, U2, U3 dediği X ekseni, Y ekseni ve Z ekseni. UR1 X eksenindeki dönme, UR2 Y eksenindeki dönme, UR3 de Z eksenindeki dönme. Bunların tamamı sıfır olacak şekilde seçimimizi yaparak bu sekmeyi kapatıyorum. Zemini ankastre olarak tanımladık. Hareket edeceğimiz parçayı da yer değiştirmeyi seçerek yine referans noktamı seçiyorum. Tamama tıklıyorum. Burada U1, U2, U3, X ekseni, Y ekseni, Z ekseni, UR1, X eksenindeki dönme, UR2, Y eksenindeki dönme, UR3 de Z eksenindeki dönme. Burada baktığımızda model sadece X ekseninde hareket olacak. O yüzden diğer seçenekler
sıfır olacak şekilde ayarlamasını yapabiliriz. U1'i seçip 45 milimlik bir başlangıçta hareket yapmasını istiyorum. Tamama tıkladığımda burada eksplisit bir analiz yaparken genlik değerinin belirlenmesi gerekiyor. Tablo şeklinde bir genlik belirlemesi yapacağım. Total süre 4 saniye vermiştik. Tamama tıklıyorum. Genlik tanımlamasından sonra bu pencereyi bir kapatalım. Vermiş olduğum okun yönü doğru mu? Onu kontrol etmem gerekiyor. Burada şu şekilde yaklaştığımızda bakın. Okun yönü yanlış. Hemen az önceki yaptığımız işlemi editliyorum, düzenliyorum. Önüne eksi ibaresini koyduktan sonra tamama tıklıyorum. Tekrardan kontrol edelim. Şeffaflığı aldığımızda çok net belli oluyor. Okumuzun yönü şu anda doğru. Burada yapacağımız işlem yeşil parça 45 milimlik hareket ettiğinde ilk domino taşının temas edip devrilmesiyle diğer taşlarının düşmesine göre bir hesaplama işlemini yapacak. Burada yer çekimi tanımının domino taşları üzerinde tanımını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Domino taşlarının seçimini kolaylık olması açısından hareket eden parça ve zemini burada kapatmamız gerekiyor. Şöyle sadece model kısmında domino taşları gözükecek şekilde ayarlamasını yaptım. Yer çekimini seçiyorum. Burada komponent 1, 2, 3 olan kısım x ekseni, y ekseni ve z ekseni. Modele baktığımızda burada z ekseni üzerinde şu anda yer çekimi tanımını z ekseni üzerinde tanımlama yapmamız gerekiyor. Ve eksi olacak şekilde eksi 9810 milimetre bölü saniye kare olacak şekilde tanımını yaptık. Model seçiminde de modelin tamamını, domino taşlarının tümünün devrilmesini istediğimiz için tamamını seçerek tanımımızı gerçekleştirmiş olduk. Modelin tamamını geri getirelim. Görünürlüğünü sağlamak açısından. Yükleme kısmından sonra mesh kısmına geçiş yapıyorum. Burada da parça parça bu işlemleri gerçekleştireceğiz. Önce eleman kütüphanesinden modelin tamamını seçip eksi liste olmasını sağlayacağız. Tüm parçaların. Sonrasında burada belli bir size'da mesh'ini ayarlayıp bu komut içerisinden çıkacağız. Hareket kısmına geçiş yapıyorum. Burada da tamamını seçip explicit olarak eleman kütüphanesinde ayarını yapıyorum. Domino taşlarına geliyorum. Yine tamamını seçip explicit olacak şekilde ayarını yapıp mesh işlemini gerçekleştirdim. Burada şöyle tamamını seçip baktığımızda hex eleman olarak meshlendiğini görebilirsiniz. Mesh işlemlerinden sonra çözdürme aşamasına geliyorum. Burada kontrol edebiliriz. Eğer modelde bir sıkıntı varsa data check kısmından kontrol edebilirsiniz veya direkt olarak çalıştırdığımızda bir hata varsa eğer unuttuğunuz bir kısım varsa burada ekrana düşer ve hangi kısımlarda sıkıntı varsa ona göre model içerisinden düzenlemeleri yaparak tekrardan bu ekrana geri dönüş sağlayabilirsiniz. Monitör kısmından analizin başlangıcından sonuna kadar hataları da ayrıca kontrol edebilirsiniz. Çözdürme işlemimiz tamamlandı.
Burada sonuçları kontrol edelim. Hareket eden parçanın 45 milimlik hareketiyle ilk domino taşı düşüyor ve diğer taşlar da yer çekiminin etkisiyle devrilme işlemini tamamlıyor. Sizler de Simil Abaküs programı üzerinde birbirleriyle temas halinde olan parçalarınız varsa General Kontak sayesinde hızlı bir şekilde temas seti tanımlayıp eksplisit analizler çözdürebilirsiniz.